Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisi dersinin ikinci ünitesine başladık. Kitabımızda. Evet, ikinci ünite evimizde hayat. Evimizde hayat görüyorsunuz. Kapak resmine bakalım ünitenin. Aile resimleri görüyorsunuz değil mi? Bizim her zamanki arkadaşımız, bu dersi işlemede yardımcı olan Eda'nın ailesini. Büyük anneleriyle dedeleriyle olan resim. Büyük ihtimalle birisi annesinin babasıyla annesi, birisi de babasının babasıyla annesi diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde resmetmiş. Demek ki aile ilişkileriyle ilgili, aile hayatıyla ilgili bilgiler öğreneceğiz bu üniteden değil mi? Şimdi ilk konumuza geçelim. İlk konumuz akrabalarımız konusu. Evet, akrabalarımız, çocuklar akrabalarınızı tanıyor musunuz? Evet, kitabımız soruyor bize. Akrabalarınızı tanıyor musunuz diyor. Yakın akrabalarınız kimlerdir diyor. Kimlerdir çocuklar? Çocuklar, yakın akrabalarımız annemizin babasıyla annesi, babamızın babasıyla annesi, ondan sonra babamızın kız kardeşleri, erkek kardeşleri, annemizin kız kardeşleri, erkek kardeşleri, bu kişilerin çocukları bizim yakın akrabalarımızdır. Ama mesela annemizin teyzesinin kızı vardır. İşte babamızın halasının oğlunun işte eşi var. Bunlar da uzak akrabalarımız oluyor çocuklar. Öğretmeniz benden yakın akrabalarımı tanıtmamı istedi. Evet, öğretmeni soruyor. İşaretledim daha önceden. Annemizin, babamızın anneleriyle babaları, yani büyük annelerimiz ve dedelerimiz, kardeşleri, yani halamız, teyzemiz, amcamız, dayımız, bunların eşleri, yani yengelerimiz, eniştelerimiz ve bunların çocukları, yani kuzenlerimiz bizim yakın akrabamızdır çocuklar. Direkt en yakın akrabalarımız. Evet, ben de yakın akrabalarımı şöyle tanıttım. Annemler 3 kardeştirler. Bir dayım, bir de teyzem var. Annenin erkek kardeşi dayı, annenin kız kardeşi teyze. Değil mi çocuklar? Evet. Dayımın eşine yenge, teyzemin eşine enişte diyorum. Onlar da evlilik yoluyla akraba olan kişiler. Şimdi şemada anlatacağım onu. Babamlar da 3 kardeştirler. Bir halam, bir de amcam var. Yani babasının kız kardeşi halası, babasının erkek kardeşi amcası. Halamın eşine enişte, amcamın eşine yenge derim. Dayımın, teyzemin, halamın ve amcamın çocukları benim kuzenlerimdir. Özel günlerde akrabalar bir araya geldiğinde kuzenler ne güzel oynuyorsunuzdur değil mi? Evet. Eda yakın akrabalarından hangilerini tanıtmayı unutmuş? Bir düşünelim bakalım resimde. Büyük anneleriyle dedelerini tanıtmayı unutmuş değil mi? Ama şemada var, şimdi üzerinde duracağız çocuklar. Evet. Ayıcık bize ne diyor? Aşağıdaki şema Eda'nın yakın akrabaları arasındaki ilişkileri göstermektedir. Şemayı inceleyip noktalı yerlere verilen ifadelerden uygun olanı yazınız ve soruları yanıtlayınız. Ben her zaman ne diyorum? Boşluk doldurma sorularında yerleştirdiğimiz cevapları muhakkak üzerlerini çizelim. Diğer sorularda cevapları bulmamız daha kolay olur. Evet, şimdi bakıyoruz çocuklar. İlk olarak şemanın göbeğine dikkat. Tam ortası göbek. Bakın, burada Eda var, ağabeyi var. Ama göbekteki anne ve baba var. Anne ve baba evlenmiş, bundan iki çocuk olmuş, Eda ve ağabey. Şimdi anne, bakın, okla bu taraftan geliyor. Demek ki burası anne tarafından akrabalar, babanın oku buradan geliyor. Demek ki baba tarafı akrabalar da sağ taraf. Şimdi bakalım. Burada yaşlı bir amcayla nineyi görüyoruz değil mi? Annesine doğru gelen ok var. Burada da başka bir yaşlı çift görüyoruz. Şimdi bu iki insan evlenmiş. Bakın, okla aşağı inmiş. Annesi var, teyzesi var. Bir de ismi yazılı olmayan bir beyefendi var. Evet, şimdi burada da bakalım. Bu da evlenmişler. Babası var, bir bayan var, bir erkek var. Şimdi bakalım, bunları yerleştireceğiz. Annesi tarafından akraba. Dedem demiş zaten. Dedesiyle annesi tarafından. Annesinin babası oluyor demek dedesi. Kiminle evli? Dedemiz. Annemizin annesi kim? Anneannem. Anneannem diyoruz, işaretliyoruz. Anneannesiyle dedesi evlenmiş. Bu çiftin 3 tane çocukları olmuş. Annesi olmuş. Bir kızları da daha olmuş, yani annenin kız kardeşi, teyze. Bir de oğulları olmuş, yani annenin erkek kardeşi. Bu kimdir? Dayıdır bu da. Dayım. Dayı da yengeyle evli. Peki burada bakalım. Teyze kiminle evli? Teyzenin eşi eniştem. Bu tarafta var mı daha yazacağımız? Yok. Şimdi buraya bakıyoruz. Babaanneyle kim evli? Dede evli. Dedem. Babaanneyle dedenin evliliğinden, bakın, baba doğmuş.
bir kız doğmuş. Çünkü bayanı gösteriyor. Bayanı gösteriyor ok. Enişteyle evli olan kim? Babanın kız kardeşi halam. Peki haladan başka babanın bir tane daha erkek kardeş var. Ok onu gösteriyor çünkü. Erkek kardeş var. Babanın erkek kardeşi amcam. Amca kiminle evli? Yengeyle evli. Yenge. Ve onların çocukları da kuzenlerim şeklinde yerleştirdik. Çocuklar kan bağı yoluyla akrabalık diyoruz. Yani doğum yoluyla dedeyle anneanne evlenmiş. 3 çocuk dünyaya getirmişler kan bağı. Bunların çocukları kan bağı. Bunlarla kan bağı ile bağlıyız. Ama bir yakınımız, bir akrabamız birisiyle evlendi. Bizim kan bağı olmayan, bizimle herhangi bir kan bağı bulunmayan birisiyle evlendiyse mesela enişte ve yengelerde evlilik yoluyla akraba olan kişiler oluyor çocuklar. Evet. Şemaya göre Eda'nın dayısının kaç çocuğu var diyor. Şemaya göre bakıyoruz. Eda'nın anne tarafından dayısını bulduk. Dayısıyla yengesi evli. Ok indi. Kaç kişiye indi? 2 tane çocuğa indi çocuklar. Hemen direkt buraya dikkatsizlik yapıp 3 demeyelim. Çünkü bakın bu çocuğun oku nereden geliyor? Teyze ile eniştenin evliliğinden geliyor. O zaman dayının kaç çocuğu var? Şemaya göre dayının 2 çocuğu vardır. Evet. Eda hangi akrabanın eşlerine yenge diyor? Dayının eşi, amcanın eşi. Dayı ve amca eşlerine yenge diyor. Eda'nın ağabeyinin kaç kuzeni vardır? Eda'nın kaç kuzeni var? Anne tarafından 3 kuzen. Baba tarafından 3 kuzen, 6 kuzen. Ağabeyinin de aynı şekilde. Eda ile aynı konumda, o zaman 6 kuzeni var onda. Kuzeni var. Eda'nın ağabeyi hangi akrabalarının eşlerine enişte demelidir? Eda kime enişte diyorsa abisi de ona enişte der. O zaman nedir? Eniştemiz kim? Teyzeyle evlenen kişi enişte. Halayla evlenen kişi enişte. Teyze ve hala eşleri. Hala eşleri. Bu dersimiz burada bitti. Bu akrabalarımız konusunu diğer derste işleyeceğiz. Derslerinizde başarılar diliyorum çocuklar.